Yaş desem yaş değil, gözlerden akan. Bir sel ki günahlar bendini yıkan. Kabe göklerinden semaya çıkan. Merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare. Diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare. Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı. Mescid-i Haram. O ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed aleyhisselam, bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Yıllar geçti aramakla özümü. Dünya malı kör etmişti gözümü. Unutmuştum kalu bela sözümü. Gör ki hatırladım Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden. Aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta ama gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben. Değerli izleyenler, kıymetli takipçilerimiz, sizleri bir mübarek Ramazan gününden, Kent 77 ekranlarından, Ramazan Bereketi programından Allah'ın selamıyla, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah selamet versin, hayırlı ömürler diliyoruz. Cengiz Numanoğlu üstadımızın artık hakikaten dillerde, gönüllerde yer etmiş güzel bir şiiriyle başlamak istedim. Pandemi dönemi Kabe'den, Medine'den ayrılık dönemi oldu. Ve hakikaten bu şiir tüm zamanlara yayılsa Kabe'ye olan özlemi en güzel dizelerle, en hissi ve en hassas dokunuşlarla dile getiriyor. Bugün sizlerle Haremeyn, yani Mekke ve Medine'de Ramazan hatıraları konulu bir sohbeti kararlaştırdık. Özellikle çok yeni bir gelişme olduğu için sizlerle paylaşayım. Diyanet İşleri Başkanımız özellikle Suudi Arabistan'ın hac ve umre ile ilgili yeni bir düzenleme yaptığını ve artık hac ve umre konusunda ziyaretçi alabileceklerini de bildirdi. Hem buna denk düşmesi hem de orayla irtibat kurarak Ramazanımızın güzel seyrine katkı sunması açısından böyle bir konuyu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hasretimizi bu huslat şiiriyle efendim dile getirmiş olduk. Hasbihal edeceğim misafirim bugün ilahiyatçı ve hac umre rehberi Sayın Behçet Şeker hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. İyisiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Estağfurullah. İlave etmem gerekir. Hem okul arkadaşım, evet, kadim dostum, çok sağ olun, değerli bir efendim mümin, çok kıymet verdiğim bir arkadaşımsın. Çok teşekkür Dolayısıyla hocam. 18 yıllık bir Mekke Medine hac ve umre rehberliği, evet, ni de buraya ilave etmemiz gerekecek. Bu kalışla ilgili o kalışın bir hikayesini alalım ve ondan sonra oradaki hatıralarımıza göz atalım isterseniz. Buyurun. Allah razı olsun. Öncelikle bizim oraya gidişimiz de Allah'ın yani lütfuyla, ilk önceleri biz hep gidelim bir şekilde görelim oraları telaşındayken daha önce bir amcamızı çok eleştirmiştim. Demiştim ki 25 defa, 30 defa hacca gittin. Şu artık bunu hacca gitmeye bırak da bu parayla birilerini doyur, giydir, işte evlendir, gençlere bak, ilme harca, eğitime harca diye. Bana eğildi kulağıma, dedi ki onları yapmadım nereden biliyorsun dedi. Sen dedi hiç hacca gittin mi? Yok dedim, daha gitmedim. O zaman daha lise çağındayım. Ondan sonra dedim ki ben daha hiç gidemedim yani, inşallah fırsat bulursak gideceğiz. Git ondan sonra konuşalım dedi. Önce bir git.
Ondan sonra Allah bize nasip etti. 2004 yılında gidebildik. Ondan sonra da 2020 yılına kadar bilfiil orada kalarak, orada oturumla efendim kalarak hem görev aldık hem hizmet ettik. Allah'a hamdolsun. Bazen anamıza babamıza niyet, hürmetle efendim hizmet ettik insanlara. Bazen de maaşla hizmet ettik. İnsanların hem duasını hem parasını aldık. Allah'a hamdolsun. Bu güzel bir lütuf. Parasını alıp duasını almazsan çok kötü. Yani o paranın hayrını göremezsin. Duasını alıp parasını alamazsan orada geçinemezsin. Yani şartlar bunu gösteriyor. Allah'a hamdolsun bu hizmete bize Mevlam layık gördüğü için sonsuz kere lütfe yani şükür ediyoruz, hamd ediyoruz. Yani böyle bir inayet birçok insana belki de kısmet olmayacak bir durum. 18 sene dile kolay ve orada efendim mübarek mekanların tamamını defalarca efendim insanlara göstererek, ziyaret ettirerek oranın havasını, atmosferini içine çeke çeke efendim orada yaşamak çok önemli bir lütuf. Şükür sebebi. Hatta hatırlıyorum uzun zamandır görüşememiş idik. Ama Medine-i Münevver'in bahçesinde karşı karşıya geldik. O da çok güzel bir lütuftu. Allah'a şükürler olsun. Şimdi Mekke ve Medine, Haremeyn özellikle ecdadımızın çok ilgi gösterdiği değil mi? Evet. Sürre alayları ile efendim orayla irtibatı devamlı taze tuttu. Ve bu milletin yüreğinin, gönlünün aktığı bir mübarek beldeler. Bu konuyla ilgili işte o rehberliğin başlamasıyla alakalı duygu, düşüncelerini ve de orada bazı hatıralarını almak isterim hocam. Eyvallah. Şimdi zaten ilahiyat kökenli olmamız hasebiyle bir ilgimiz orada vardı. Ezelden beri vardı. İlk hacımızı yaptıktan sonra o amcamıza gittik, özür diledik. Sen her sene gitmezsen hastalanırsın dedik. Orada bir özrümüzü beyan ettik. Çünkü hakikaten hele de ilk hac, ilk Kabe ile karşılaşma, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna ilk gidiş, onlar yani tarifi mümkün olmayan hazlar, tarifi mümkün olmayan böyle bir yani çarpılma, öyle diyeyim. Daha sonra zamanla işin içine girdikten sonra insanlara şunu söylemeye başladık. Eğer siz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu beldede yaşadığını bilip de buralarda işte sokaklarında, Medine'nin sokaklarında yürüdüğünü, dolaştığını, burada kendisine ayet indiğini efendim insanlarla hadis bildirdiğini, insanlara bilgi dağıttığını, ilim dağıttığını biliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine yaklaştıkça kalbiniz yerinden çıkacak gibi titremiyorsa, çarpmıyorsa kendinizden bir şüphelenin diyorum. Yani bir nereye geldiğinizin farkında değilsiniz demektir diyorum ya. Yani. Yani zamanla o şeye geldik artık insanlara anlatırken daha dikkatli, daha hani adeti ibadete çevirmeleri yönünde sürekli salık verdik insanlara. O şeyde ilk hacdan sonraki haclar bizim için belki görev oldu. Ben mesela bir sene eşime hac yaptırmak için yine görevliydim. Çünkü eşime hac yaptırıyorum. Ondan sonraki haclarda umre şirketlerine bünyesinde görev yaparak 10 tane hac yaptık sadece görevli olarak. 2 tane de kendimiz yapma fırsatı bulduk elhamdülillah. Ama hiçbirisi ilk hac gibi olmuyor. O oradaki ilk çarpılma, tabiri caizse bambaşka. İlk görüş. Düşünün. İlk görüşte. Hacı Resve'de kafanızı koyuyorsunuz, sokuyorsunuz böyle öpmek için zaman duruyor. Her şey duruyor, herkes duruyor, kimse karışmıyor, size ilişmiyor. Bir anda cenneti kokluyorsunuz, cenneti hissediyorsunuz. Üstü. Mekan üstü. Aynı zaman üstü, zaman mekan üstü tamamen. O hissi orada sanki size yarım saat kimse size ilişmemiş gibi. Halbuki birkaç saniyedir o. Topu topu birkaç saniye çünkü durdurmuyorlar. Evet. Sürekli iten var, çekiştiren var. Oradan hadi çek bana, ben de öpeyim diye uğraşanlar var. Saçını başını dağıtanlar var. Yani hatta kemikleri ezilenler var o izdihamda. Ama işte o ilk haç
İlk an bambaşka. Tabii bu 18 yıl içerisinde Ramazanlar da var. Evet. Ben de Ramazan umresine gittiğim için hatırlıyorum orada. Hocam itiraf etmeliyim. Açıkçası o kadar sıcakta nasıl dayanabileceğim noktasında bir düşünceye kapılmıştım ki gittim ilk gün bu izale oldu. Zaman nasıl geçti, o imsak nasıl iftara vardı, inanın ışık hızıyla adeta hiç bir zorluk hissetmeden Allah'ın bir lütfuyla ve tabii ki bütün insanlar, yani oradaki insanlar da bunu hissettiler. Ramazan'ın oradaki atmosferi çok daha başka, yani bunu ifade etmek lazım. Muhteşem bir şey. Evet. Şöyle ki evimiz Mescid-i Nebevi'nin 3 kilometre 4 kilometre uzağında. Yürüyerek mescide gidebiliyorsunuz o sıcağa rağmen. Oruçluyken bunu yapabiliyorsunuz. Efendim umrecilerinizi alıp sabahın köründe iftardan, yani sahurdan sonra gidip Medine çevre ziyaretleri veya Mekke çevre ziyaretleri yapabiliyorsunuz. Aynı güneşin altında akşam da edebiliyorsunuz. Misafirlerinizle sohbet ediyorsunuz. Otelde, evde, Kabe'de gündüz tavaf yapabiliyorsunuz. Akşam tavaf yapabiliyorsunuz. Gece tavaf yapabiliyorsunuz. Yani müthiş bir enerji veriyor Allah Celle Celaluhu orada. Hele de ilk defa Mescid-i Nebevi'de Ramazan sofrasına gittim. Tabii yani bilmiyorum, öncesini bilmiyorum. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Caminin girişlerine gençler, çocuklar görevlendirilmişler. Prim usulü adam topluyorlar sofralarına. Hı hı. Çocuklar ne kadar çok adam getirirse sofraya, o kadar çok harçlık alacaklar sofra sahiplerinden. Ve gelen çocuklar ne diyor biliyor musunuz? Ne olur bizim soframıza gel. Ne olur bizim Allah soframıza. Allah. Her birisi ayrı ayrı. Allah Allah. Hatta ilk bu sözü ilk bir çocuktan duydum da şaşırdım. Böyle hatta dedim ki ya Rabbi benden 1000 tane yarat. Ben hiç kimseyi kırmayayım. Hepsinin sofrasına gideyim. Allah Allah. Yani o kadar güzel gönülden çağırıyorlar ki. Çocuk en sonunda bana dedi ki beni ağlatacak mısın şimdi dedi. Yani ben dedi benim soframa gelmeni istiyorum dedi. O çocuğa sofranın yerini göster dedim. Ondan sonra ertesi akşam gittim. Yani sırf ona söz verdim. O akşam çünkü başkasına sözümüz vardı. Başka bir kardeşimizin sofrasına gittik. Mescid-i Nebevi'nin hem içerisinde, o 100 bin metrekaredir içerisi. Sadece kapalı alan 100 bin metrekare. Hem avlusu komple, toplamda neredeyse 450 bin metrekaredir avluyla beraber. Ve bu mesafenin tamamı sofralarla dolu. Allah Allah. Tamamı ben sofralarla bazı, dolu. Ben bazı görüntülere de rastladım o konuda. Hani o kadar huşu ile ve o kadar farklı bir ihtiram duygusuyla oturulmuş ve orada iftarı bekleyen insanlar gördüm. Bambaşka bir atmosfer olsa gerek. Yani o ki hissediyorum çünkü bir Ramazan içinde bunu hissettim. Orada devamlı yaşayanlar için bu ayrı bir nimet tabii. Ramazan deyince tabii işin sıcaklık boyutu var ama bir o kadar da duygular, hisler yoğun, evet. Teravih boyutu var. Adeta yani uyumak, dinlenmek mümkün görünmüyor gibi. Fakat yine de dinçsiniz. Yine de ruhsal anlamda dinamiksiniz. Yani ben şunu müsaade edersen, buyurun. Gerçekten yükte hafif, pahada ağır insan olmanın bir ölçü taşı gibi gördüm orayı. Kesinlikle. Buyurun. Yani her anını değerlendirmek istiyorsunuz. Gece uyuyamadınız veya gündüz de uyuyamadınız. Namaz öncesinde bir 15 dakika önce gittiyseniz camiye, şöyle bağdaş kurup kafanızı yaslasanız elinize, 5 dakika uyusanız size 1 saat gibi geliyor. Evet. Yetiyor, hemen bereketini gösteriyor. O sofralara gelen insanların, garibanların, efendim, hatta zenginlerin de yüzünde insanların çiçek açıyor, nur açıyor. Bir bakarsınız böyle samimiyetle dua etmiş, orada gözyaşlarını döküyor. Yani ne derdi var acaba diye bu kadar işte ağlıyor dersin. Hayır, belki adam mutluluktan gözyaşı döküyor. Adam oraya gelebildiği için belki gözyaşı döküyor. Evet. Burada gidemediği için gözyaşı döken insanlarımız oluyor. Burada derken Türkiye'mizde veya dünyanın başka ülkelerindeki Müslümanlar için söylüyorum. Sağlığı
el vermediği için, parası el vermediği için, efendim zamanı el vermediği için, görevinden dolayı gidemeyen insanlarımız var. Gözyaşı akıtıyorlar oralar için. Bir de Allah'ın lütfuyla bir şekilde başkasının parasıyla da olsa, kendi parasıyla da olsa oraya gelmiş insan var. Şimdi o adam orada bunun kadrini, kıymetini biliyor. Yani başkasının parasıyla derken vekaleten. Tabii vekaleten veyahut da hediye. Tabii hediye. Evet. Evet hediye. Benim adıma git hacı yap. Evet, benim evet. adıma git umre yap. Evet, i̇şte evet. parasını ben veriyorum. Hmm. Almanya'da Fahri İmamlık yaptığım dönemde bir arkadaşımız camide şey yaptı öyle. Dedi ki ben gidiyorum umreye. Yanındakiler dedi ki ya ben de gitmek istiyorum ama param yok. Ben dedi şimdi ayarlasam gelecek misin? Geleceğim dedi. Tamam hemen ödüyorum dedi ya. Beraber gittiler umreye. Bu şekilde yani Allah böyle de kullarını görevlendirir. Senin samimiyetinden dolayı evet. seni de gönderir. Evet, evet yani. Ne güzel. Şimdi orada nezaket de bir üst seviyede değil mi? Anladım. O zarafet ve nezaket yani Allah Resulü'nün kokusuyla yoğrulmuş insanların nezaketi görmeye değer açıkçası. Evet. Ben hasbel kadar gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Tabii sen daha uzun zaman gördün hocam. Bu yaptığınız ziyaretlerde umreciler ya da hacı adaylarıyla ilgili, hacılarla ilgili onların o hatıraları, onların paylaşımlarıyla ilgili neler aklına geliyor? Öncelikle bir hacı arkadaşımız vardı. Buradan kendisine selam olsun. İbrahim hocamız Yalova'da bir dönem görev yaptı. Sonra memleketine gitti. Van'a gitti. Konya'ya gitti. Şimdi umreye gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettik. Beraber çıktık. Daha kapıya gelir gelmez hemen koştu sarıldı bana. Hocam dedi ya burada dedi dualar ışık hızıyla kabul oluyormuş dedi. Az önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzurunda dua ettim dedi. Daha kapıdan çıkmadan duamızın şeyini aldık dedi, neticesini aldık dedi. İşte böyle şeyler. Mesela umrecilerimizden birisi o avludaki sofralardan birisine sordu dedi ne kadar günlük masrafınız var? İşte yanlış hatırlamıyorsam 5000 dolar falan günlük masrafı var bir sofradan. Ama kaç bin kişiye yemek veriliyor? Bir sofrada binlerce kişiye. Yani mesela cemaatler, vakıflar, dernekler, şahıslar sofra açıyorlar, sofra açtırıyorlar. Görevli tayin ediyorlar oralarda. Parasını vererek, masraflarını vererek sofra açtırıyorlar. Bizim umrecilerden birisi dedi ki ya 2 günde, 3 günde ben vereyim dedi. Verdi parayı. 15 bin doları koydu masaya. Verdik. Biz de sofraya teslim ettik. Ondan sonra daha bir saat falan geçmeden yanımızda 100-150 bin dolarlık sipariş aldı. Evet. Yani evet. verdiği 15 bin dolar, aldığı 150 bin dolar. Kaç katını aldı. Daha anında yani anında evet, görüntü. Evet. O bereket, o şey. Ayrıca yani nezaketle ve şeye gelince evet bizim insanımız gerçekten cahilimiz bile dini meselelerde, dini olaylara, olgulara çok aşırı hürmetkar. Yerde Arapça bir kağıt görsün onu Kur'an zanneder, hürmet eder. Onu kaldırır. Yani ben orada o atmosferi yaşayan dünyanın her tarafından gelmiş insanların da nezaketine evet, vurgu yapmak evet, istedim. Evet. Elbette bizim insanımızın ayrı bir şimdi duruşu. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Devamı var. Çünkü tamam. ilk gittiğimde ben özellikle yabancı unsurların çok fazla Suudi Arabistan'da ikamet ettiğini gördüm. Ben aklımda hayalimde şey var yani ben gideceğim Peygamber Efendimiz'in torunlarıyla tanışacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesiyle, sahabesinin torunlarıyla tanışacağım. Efendim böyle Allah dostlarıyla tanışacağım. Ya çok değişik değişik tipler, insanlar falan böyle bir süre aradım yani. İnsan aradım tabiri caizse. Sonra işte Ramazan günü Mescid-i Nebevi'de o insanlarla karşılaştım. O sahabe torunlarıyla karşılaştım. Sonra geldiler, tanıştık bir şekilde. Allah bize nasip etti. Sonra gittik yerlerinde, yurtlarında da onları bahçelerinde de ziyaret ettik, gördük. Ondan sonra Ramazan'da özellikle şey var, o nezaketle ilgili konuşmuşken Ashab-ı Bedir'i alma programları var. Leyali Bedriye, Bedir geceleri programlar yaparlar. Ben de Allah'ın yani lütfetmesiyle, dostların da teşvikiyle 2-3 tanesine katıldım onlardan. Dedim ya ilkler farklı. İlk
katıldığım yer Mescid-i Nebevi'nin arka köşesindeki otellerden bir tanesi. Arka hizasındaki, yani kıbleye göre arkasını diyorum ben. Uhud tarafına bakan otellerden bir tanesi. Büyük, genişçe bir kral dairesi gibi bir daireyi ama boşaltmışlar içini komple böyle şey yapmışlar. Oturmalık yer yapmışlar. Dersin Birleşmiş Milletler'den Müslümanlar gelmiş. Her ülkeden insan var. Her ülkeden Müslüman var. Şairi var, karisi var, edibi var, hatibi var. Ondan sonra işte Suriyelisi var, Yemenlisi var, Faslısı var, Türkü var, Hindistanlısı, Pakistanlısı. Böyle çok güzel bir şey, mozaik. Çok güzel. Programın şeyi zaten güzel. Formatı çok güzel. Bir Mısırlı hatip çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir salavatlar diziyor. Yani güneş görmemiş, gün görmemiş şiirler değmez. Bir de hitabet var kuvvetli. Bir de ezberden takır 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 sayıp döküyor. Yani mest olursunuz. Sonra bir ara şey geliyor böyle işte o kıraatla beraber zikirvari, iptihalat diyorlar Arapçada. İlahi tarzında efendim söylemler oluyor. Allah'ım böyle diyorsunuz ki o anda hele de yani trans olursanız tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini orada hissediyorsunuz. O derece şeyi kaplıyor. Bir haşiyet kaplıyor oraya. Muhteşem bir şey. Ben onu her sene ondan sonra görmek için, yaşamak için o günü özellikle iple çekiyordum. Katılan tüm misafirler mi bir şeyler söylüyor yoksa orada belli ben dinleyiciydim. Kişiler. Evet. Ben dinleyiciydim ama programı düzenleyenler var. Evet. Hatta Medine valisinin yardımcısı da bu işi organize edenlerden bir tanesiydi. Organizatörlerden birisiydi. Allah razı olsun, Yalova'dan bir kardeşimiz beni ilk defa oradaki insanlarla tanıştırmıştı. Bizim mübarek amcamız var. Medine ehlinden sürekli Medine'ye gider gelir. Hatta oturumluydu orada. Onun vasıtasıyla tanıştık orayla. Ondan sonra 2-3 sene peş peşe oraya gitmek için can atıyordum. Yani o günleri özellikle iple çekiyordum. Ashab-ı Bedir'in isimlerini okuyorlar. 313 tane sahabenin isimlerini okuyorlar. Ve ondan sonra dua da ediyorlar peşinden. Ben de bu şeyden sonra umrecilerime Mekke-Medine yolunda, yani Medine'den Mekke'ye giderken Ashab-ı Bedir'in isimlerini okumaya çalışıyordum. Maşallah. Yani bereket tam olsun. Şeye, bereket yani, olsun ve yani. Zemine, zamana tabii, uygunluk olsun tabii, diye. Tabii. Evet, yani, evet, özellikle güzel. Ramazan ayında. Çünkü 16-17'ye bağlayan geceydi. Bedir. Hocam bu arada rahmetle analım. Ali Ulvi Kurucu Üstad'ım. Rahmetullahi Aleyh. Ben Yalova'da bir konferansına gittim. Ne güzel. Evet, Yalova'ya gelmişti. Evet. 80'li yıllarda İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak oraya gittik. Ve orada... Mekke Haremeyn'den bahsederken, Mekke'den, Medine'den bahsederken, hatıralarını yad ederken gözyaşları içerisinde konuşmaya fırsat bulamadı yani ağlamaktan. Evet. Çok dolu, çok hisli, çok enfes hatıralardı onlar. İnsanın inancını, işte imanını, hissiyatını tahkim eden, besleyen duygulardı. Evet. Merhumda o şeyi gördüm yani. Orada ikamet etmenin, orada kalmanın ki özel bir çabayla tabi elbette nasıl bir berekete dönüştüğüne şahit oldum açıkçası. Evet. Oranın her yönü, her yönüyle bir ibret değil mi? Bir ders niteliğinde. Yani bizim için, hele bizim gibi rehberlik yaptığını iddia eden arkadaşlarımız için en güzel örnek oydu. Yani oradaki yaşananların içerisinde rahmetullahi Ali Ulvi Kurucu hocamız biz ki ona şey diyoruz yani genel anlamda edebiyat alanında Muhammed Akif Es-Sani, ikinci Mehmet Akif diyoruz. Çünkü o yaşadığı dönemde yani vefatına kadar aruz vezniyle hala şiir yazabilen sayılı adamlardandı. İkinci Mehmet Akif'tir lakabı. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim kendisine aittir. Hatta Mehmet Emin Ay hocamız bunu işte seslendirdiğinde çocuklar gibi sevindim diyor. O çok hoşuna gitmiş. Hatıratı var. Sanıyorum 4 cilt mi? Bilemiyorum. Evet. 3 cilt. 4.'sü de çıkmış olabilir. Evet. Mekke Medine hatıraları diye. Evet.
Peygamberin izinde. Göz yaşında, evet. Yani göz yaşıyla ancak okuyabilirsiniz. Evet, evet. Normal, yani böyle sıradan standart bir kitap okur gibi okuyamıyorsunuz. Hazreti Peygamberin hatıraları izinde diye evet. Bir hatırat dizisi var. Evet. O da okunmaya değer, bakılmaya değer bir mutlaka. Şey, bir değer. Okumamış olanlar için evet. mutlaka tavsiye bakmak ediyoruz. Lazım. Bakmak lazım. Ve dediğiniz gibi buradan oraya giderek orada oturum almış, orada hayatını devam ettirmiş insanların hayatlarının akışının değişmesi evet. Ve adeta bir imanla yoğrulmuş, Hazreti Muhammed sevgisiyle aleyhissalatü vesselam yoğrulmuş bir profile dönüşmeleri çok manidar. Evet. Evet. Biz buyurun. Kabristan'da yani Medine kabristanında Cennetül Bakiye orada gezerken mutlaka Ali Ulvi Kurucu hocamızın yanından geçiyorduk. Orada diyoruz ki işte burada Ali Ulvi Kurucu hocamız var rahmetullahi aleyh. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beytinden Hazreti Fatıma annemizi, hanımlarını, Hazreti Ayşe validemiz başta olmak üzere. Amca çocukları Akil, Süfyan bin Haris, ondan sonra İmam Malik, İmam Nafi gibi efendim sahabiden ve Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim gibi işte şehitler, Hazreti Ali Efendimiz'in annesi Fatıma binti Esed annemiz, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Onun da mesela o da orada orada evet. Hazreti Fatıma annemizin yani evet. Hazreti Ali Efendimizin annesi olan Fatıma annemizin hemen arkasında. Hı hı. Yanında da onun önünde de Ebu Said el-Hudri var. Sahabi-i kiramdan alim bir şahsiyettir. O da Hazreti Osman Efendimiz işte kabrin şu anda tam ortasında kalıyor kabristanı. Tabii biz oraları nereden baksanız 500-600 defa ziyaret etmişizdir. Tabii görev vesilesiyle. Her gittiğimizde de işte Şeyh Şamil burada vefat etti, burada gömüldü. Lokasyon olarak gösterebiliyoruz. Mezar olarak şeyimiz yok, elimizde bir belge yoktu. Lokasyon olarak bu bölgede olduğu rivayeti var diye gösteriyorduk. Şeyh Şamil de biliyorsunuz geliyor Sultan Abdülaziz Han'ın, yani Abdülhamit Han'ın amcası Abdülaziz Han'ın özel kefaletiyle Rusya'dan kefil oluyor. Bir gemiyle, özel bir gemiyle gönderiyor, haccını yaptırıyor. Dönüşte hastalanıyor hacdan sonra. Medine'de iyice hastalık artıyor ve orada vefat ediyor. Şöyle bir anısını anlatayım ben size hazır onunla bahsetmişken. Bahsedilir ki Kabe'nin üzerine çıkarılmıştır Şeyh Şamil hacdayken. İnsanlar izdiham yapıp birbirini ezmesin diye onu görmek için. Şeyh Şamil'in geldiğini duyan Müslümanlar etrafında izdiham oluşturuyorlar. Kabe'nin üzerine çıkarılıyor, oradan seyredilsin diye, görülsün evet. diye. Böyle bir şey var. Tabii Ruslara karşı 30 yıl samimiyetle yürüttüğü Kafkas cihadının... Kafkas Kartalı. Tabii Kafkas Kartalı. O cihadın karşılığını demeyelim de bir mükafat olarak Allah Celle Celaluhu evinin üzerine çıkarıyor, oradan gösteriyor insanlara. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği bir yerde vefat ediyor. Nerede? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen Ehl-i Beyti'nin yakınında bir yere metfun. Yani o ilk dönem sahabilerin gömüldüğü bir lokasyondur orası, onun gömüldüğü yer. Hemen girişte yani, girişte solda bir yerde. Ondan sonra şöyle bir hadis-i şerif var. Eğer Medine'de ölmeniz mümkünse Medine'de ölünüz. Zira Medine'de ölene ben şefaat ederim. Başka bir rivayette şahitlik ederim. Şefaat, şahitlik. Yani Medine'de vefat edenlere evet. Hazreti Peygamber'in böyle bir müştusu. Müştusu var, müjdesi var. Evet, yani evet. Kıyamet günü insanların topraktan ilk çıkacağı olan benim. Önce ben çıkacağım diyor. Sonra yanımdaki arkadaşlarım Ebu Bekir ve Ömer. Ondan sonra Cennet-i Baki ehlinden 70 bin ay yüzdü. Hesabı işine denk gelen. Yani ameli efendim sevabına şeyine defterine denk gelen 70 bin ay yüzdü. Yani inşallah hesapsız bir şekilde cennete gelecek. Burada Arapçadaki 70 bin rakamı belki çokluk. Kesretten kinaye. Evet, kesretten kinaye, çokluktan kinaye. Gerçek rakamı bilen yok. Çünkü 70 bin olur, 700 bin olur, 700 milyon olur. Kim ona sınır biçebilir ki? Elbette. Yani bir de devamında diyor ki
Ve sonra diyor cennetül ma'la, cennetül mu'alla deriz biz Türkler olarak da, mu'alla değil ma'ladır orası. Hmm. Rampadır orası, eğimli bir arazidir. Hmm. O yüzden ma'ladır orası. Oradan da 70 bin ay yüzlü diyor. Sonra diğer insanlar topraktan çıkacak, hesaba yani mahşere yürüyecekler. Tekrar Mescid-i Nebevi'ye dönebilirsem eğer müsaade ederseniz orayla ilgili biraz anlatmak istiyorum. Şimdi her insanın yani her toplumun kabası da var, incesi de var, kibarı da var, naziği de var, efendim Allah dostu da var. Şimdi gidiyoruz orada bir arkadaşım bahsetmişti. Dedi ki bak bu bölge dedi hep Allah dostlarının bölgesi. Gelenleri incelerler dedi, böyle bakarlar. Bu adamda cevher var mı, işe yarar mı? Bunu işleyebilir miyiz, bakabilir miyiz? Ondan sonra duruşundan, bakışından, hareketlerinden, ilgisinden, hı hı, ilgilenmeye değer bulurlarsa ilgilenirler. Bir bakarsın sen kendini onun dibinde bulmuşsun. Allah Allah. Değilse zaten bakmazlar, hiç ilgilenmezler. Bakmazlar, öyle sen yoluna devam edersin. Yani mesela hiç şuursuz bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünden geçip sadece fotoğraf çekip çıkan insanlar var. Evet, evet. Dün dikkatsiz. Evet, yani evet, nerede olduğunu farkında değil. Diyorum ki bakın Allah'ın evine gidiyoruz şeyden sonra, Medine'den sonra. Allah'ın evine gidiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz da tavaf yapacağız artık. Şu telefonu bir cebe koyun. Bakın. Tabletleri. Evet. Bir kaldırın lütfen bakın. Biz ve Rabbimiz, biz şu anda burada ahiretin, kıyametin, efendim mahşerin provasını yapıyoruz. Yani. Ne işi var cep telefonların elimizde? Bunu bir kaldırın. Daha sonra gelir çekersiniz. Yok hocam şimdi çekelim. Olmaz. Şeyi kaybederiz. Yani tavaf namaz gibidir. Abdestsiz tavaf yapabiliyor musun? Yapamazsın. O zaman başka şeylerle ilgilenebilirsin. İlgilenemezsin. İlgilenmemen lazım. Hocam itiyorlar. Ya itsinler. Çarpsınlar. Çok bir şey olmaz. Çok özel duygular, çok özel zamanlar, çok özel mekanları. Aslında böyle kendine mahsus bir özelliği olmalı. Mutlaka. Yani onu o bir takım dediğiniz gibi o görsel malzemelere efendim kurban etmemeli. Kişi onu özel yaşamalı değil evet, mi yani? Evet. Her şeyi de paylaşmak gereksiz belki de. O anlamda son zamanların sıkıntısı bu. En büyük sıkıntı. Çok fazla görünmek, çok fazla paylaşmak. Yani haddinden fazla olması ve bunun bilincin, şuurun önüne geçmesi. Bu asıl şey dediğiniz gibi. Yani evet, oradan o tavaf esnasında Hazreti işte ya da o ziyaret esnasında oradan geçerken hissetmen gereken enerjiyi başka şeylerle harcaman. Değil mi? Benim aklıma geldi. Ben hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde selfie çekmemişim. Yani kendi kendime dedim ben hangi yüzle çekeceğim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Hangi yüzle? Ben onun istediği, yaptığı şeylerden kaçını yapabilmişim ki Efendimizle beraber selfie çektireceğim, hı-hı, Aleyhisselatü Vesselam türbesinin, hı-hı, önündeyim. Hı-hı. İşte efendim böyle şey. Bu biraz insanlarımızın daha bu konuda hassas olması, dikkat evet, etmesi evet, evet, gerekir diye düşünüyorum. Geçen bir arkadaşıma da anlattım. Şey yapayım, biraz tebessüm ettireyim sizi. Umremizi yaptık Ramazan günü. O sıcağın etkisiyle bir amcamız Mekke'de Zemzem Tower'ın o büyük çarşısına girmiş. Hı hı. Kapıları karıştırmış. Kabe'nin kapısı da büyük, yüksek. Hemen karşısındaki çarşının kapısı da büyük. Karşısının kapısı da büyük. Amcam var 70-75 yaşında. Güneş kafasına geçmiş. Anadolu şivesiyle konuşuyor. Ondan sonra baktım çarşının içerisinde böyle aranıyor. Şahit oldum. Anladım zaten. Anladım zaten. Bir şey arıyor ama dedim ki yardımcı olayım. Rehberiz ya. Dedim amca buyur ne arıyorsun dedim. Dedi ki evladım dedi. Hani dedi şu dedi bir ev var dedi. Etrafında dönüyoruz ya dedi. Onu arıyorum dedi. Kabe'yi mi diyorsun? Ya dedi işte var ya dedi Mevlana'nın etrafında döndüğü. Dedim Mevlana'nın döndüğü yer Konya'da. Ama dedim sen buradaki Kabe'yi arıyorsan ben seni götüreyim dedim. Hı hı. Aldım çarşının içerisinden çünkü güneş kafasına geçmiş, hı hı, artık. Hı hı. O kapıları şeyleri karıştırıyor. Hı hı. Ondan sonra götürdüm Kabe'nin gireceği kapısını gösterdim. Teslim ettim. Bak dedim buradan giriyorsun Kabe tam karşısına. Ki o kapı da
Kabe en yakın kapı. Yani mesafe olarak ölçtüğün zaman en yakın girdiğin 150 metre sonra Kabe'desin. Diğer kapılar biraz daha uzun. 300-400 metre şeyler var ölçeklerde. Yani böyle Ramazan'ın şeyiyle farklı farklı şeyler yaşanabiliyor. Adamcağız hacda, hacca hürmet hiç sigara içmemiş. Demiş ki ya bugün Arafat, bugün de sigara içilmez demiş yani. Ama 70 yaşına müdmin, yani tiryaki, sigara tiryakisi. Ondan sonra hanımını kaybetmiş. Peşinden güneş kafasına geçmiş, çadırı kaybetmiş. Dönmüş, dolaşmış, 3 saat, 4 saat gruplar toplanacak, şeye gidecekler, Müzdelife'ye gidecekler. Adam hala yerini arıyor, neyse oturmuş bir kaldırıma. Bakmış birisi yanından geçiyor, sigara içiyor yanındaki. Demiş ki ya bir tane sigara versene demiş. Almış sigarayı, çekmiş. Evet. Diyor birinci dumanı attım, bir baktım diyor çadır karşımda. Kaybettiği çadır orada. Hanım da gelmiş zaten diyor çadırın içinde. Şeyi buldum. Şimdi orada adamın şeyi neyse, derdi neyse o anda onunla imtihan olunuyor. Şimdi başka şeylere yönelseydi, yani yönelişini başka yerlere yapsaydı, belki o hiç aklına da gelmeyecekti, belki hiç bunları yaşamayacaktı. Nefsimizi bir yere koyup gidemezsek oraya, apoletlerimizi çıkarıp gidemezsek oraya, orada hala apoletli gibi konuşuruz ki öyle bir şeyimiz oldu, umrecimiz oldu. Biz hani durumu idare ettik. Dedi ki bakın burası makam yok, mevki yok, rütbe yok. Burada herkes bir. Burası herkes mahşer, eşit. Mahşer. Renk yok. Efendim şey din yok. Din yok. Hayır kesinlikle. Yok. Kast yok burada. Evet. Yani kast yok. Kesinlikle. Ya ben tavaf yaparken Türkçe dua yaptırıyorum umrecilerime ki ne söylediklerini anlasınlar. Araplar bizim sözlerimizi tekrar ediyorlardı. Şimdi orada. Çok güzel. Hemen unutma. Araya bir virgül koyayım istersen koyayım. Hocam. Hakikaten orada Mekke'de Kabe'ye yakın bir yerde öyle bir dua eden biri gördük ki muhtemelen Asya'dan birisiydi. Evet. Ama öyle bir dua ediyor ki ben hayatımda öyle o tazarru ve huşu içinde dua ona rastlamadım. Evet. Kendim öyle bir dua edemedim. Öyle olana da rastlayamadım. Ancak bir arkadaş grubuyla hemen yanına oturduk ve amin demeye başladık. Ya. Biz o cümleleri, o kelimeleri hiç anlamadık. Ama orada anlaşılan bir şey vardı, gönül diliydi. Eyvallah. Yani gönül dilinin kursu yok. Kesinlikle. Kursa gidip öğrenemezsiniz. Kesinlikle. Fıtrattan. Fıtratınızın verdiği o muhteşem yetenekle insanlar gönül dilleriyle birbirlerini tanırlar ve birbirlerine konuşurlar diye naçizane böyle bir fikre kapıldım orada. Çok doğru. Evet amin dedik ama o duruşa, o hale amin dememek mümkün değildi. Mesela ben orada insanların işte birbirleriyle gönül ırkları sıfırlayarak, cinsiyetleri sıfırlayarak, efendim coğrafyaları sıfırlayarak orada hemhal olmalarını, bu gönül coğrafyasının, gönül dilinin efendim üst seviyeye çıkmasına bağlıyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Yani dil kalkıyor. Şimdi umrecilerimiz diyor ki hocam Arapça söylemek zorunda mıyız? Hayır kesinlikle. Bunu geçin, bunu aşın diyorum. Çünkü Allah, bütün dilleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Yani onun için dil sorunu olabilir mi? Haşa. Dolayısıyla biz mesela az önce bahsediyordum. Biz Türkçe dua ediyoruz. Pakistanlı amca, Faslı amca, efendim Suudlu ablalar evet. gelip yanımızda bizim Türkçemizi tekrar etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Duaları tekrar hı. etmeye çalışıyorlar. Yani, kal değil, hal dedi. Aynen. Kal yok, hal var. Hal var. Evet. Hocam vaktimizin de sonuna geldik. Yani nasıl Eyvallah. Olduğunu da anlamadık. Bir 18 yılın içinde tüm hatıraları anlatacakmışsın gibi geldi ama öyle olmuyor. Yine inşallah bir vesileyle yine konuşuruz. Hı. Eyvallah. Devam inşallah. Ederiz. Allah razı olsun. Ve pandemi dönemiyle efendim hasret kalınan o mübarek beldelere müminler yeniden ulaşırlar, kavuşurlar, vuslat gerçekleşir. İnşallah. Ve pandemi döneminin o sıkıntısı, gerginliği, efendim tatsızlığı da geride kalır diye düşünüyorum. İnşallah. Son temennilerini, düşüncelerini alalım hocam. Ben önce müjde vermek isterim. İnşallah bu
2020 ile başlayan pandemi sürecinden sonra biz gidemedik. Biz dedik hadi biz kusur ettik ki Rabbim bizi çağırmıyor. Yani bu sebepten şeyimiz var, arızamız var. Allah bizi layık görmedi, şimdi çağırmıyor. İnşallah halisane tövbe etmişizdir de inşallah bundan sonra tekrar gidebiliriz diye. Böyle bir ümit doğdu içimize. Şimdi 2022 haccında daha Türkiye için net bir kota verilmedi ama ümit var. En azından heyetler bazında bir gidiş olur. Kurallardan da eski kurallar geçerli. En son kura geçerli. Bir yani şeyden pandemiden önceki en son kura geçerli. Oradan da belli bir kesit alınacak. Hepsi alınamaz. Sayıyı kısıtlayacaklar. Çünkü toplamda 1 milyon hacı kabul edecekler yurt içinden ve yurt dışından. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah belki Eylül, belki Ağustos'tan itibaren şey olur. Haccın bitiminden hemen kısa bir süre sonra umre şeyi açılır diye. Çünkü ben en son bu işten geri çekilmiştim. Yani umredeyken pandemi koptu. Evet. Ve ben son gelenlerdenim orada. Evet. İnşallah tekrar ilk gidenlerden oluruz tekrar açıldığında. Peki. Size de nasip olur Allah inşallah. Razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Reçet Hocam. Bizi böyle güzel hatıralarla baş başa bıraktın. Eyvallah. Duygulandırdın. Yüreğine sağlık, diline sağlık, ayağına çok sağlık diyorum. Çok sağ olun. Çok kıymetli izleyenler, özellikle pandemi döneminde müminlerin hasret kaldığı Kabe, efendim Mekke, Medine'ye dair hatıraları yad etmeye çalıştık. Dilimiz eyvallah. Döndüğünce, elimizden geldiğince, zamanımız yettiğince. Bu akşamki misafirimiz Ramazan günümüzün misafiri Sayın İlahiyatçı ve Rehber Behçet Şeker kardeşimdi, arkadaşımdı. Kendisine yine şükranlarımı ifade ediyor. Teşekkür ederim. Dilinizden, gönlünüzden muhabbet, sofranızdan bereket eksik olmasın. Amin. Allah'a emanet olun, hoş kalın, hoşça kalın. Eyvallah.